Selam, bugün 2020'de okuyacağım 10 kitaptan bahsedeceğim. 2019'a girerken 2019 boyunca okuyacağım bütün kitapları belirlemeye çalışmıştım. Ve o videoda gösterdiğim kitap sayısı sanırım hani 20-25'i falan geçmiş. Bir de videonun sonunda diyorum ki işte bunların haricinde ben başka başka kitaplar da okuyacağım. Ve onları da yıl içerisinde belirleyeceğim vesaire. Tabii ki hiç öyle olmadı. Yani bir yıl içerisinde bütün böyle 365 günde ne okuyacağını belirlemek hiç bana göre benim yaşam tarzım tarzıma göre değilmiş. Bu nedenle artık hani böyle kesin okuyacağımı düşündüğüm en azından 10 kitap belirleyeyim gayet makul bir liste oluşsun diye düşündüm. Çünkü gerçekten yıl içinde başka şeyler olabiliyor. Yani bir anda başka bir kitap ilgimi çekiyor, birisi bir şey öneriyor vesaire. O liste baya böyle değişti. O yüzden şimdi 10 kitaptan bahsedeceğim. Umuyorum ki, hatta inanıyorum ki bu 10 kitabı 2020'de okuyacağım. Hemen başlıyorum. Dorian Gray'in Portresi Oscar Wilde. Benim elimdeki baskı Everest yayınlarından. Bu yayın evini tercih etmemin sebebi sansürsüz olması. Aslında kitap zaten ilk çıktığı andan itibaren belli başlı dergilerde ve çevrelerde tepki topluyor. Bunun üzerine Oscar Wilde bizzat belli başlı yerlerini sansürlüyor. Ve hala günümüzdeki çevirilere baz olarak alınan metin sansürlü bir metinmiş. Fakat Everest yayınları anladığım kadarıyla ve öğrendiğim kadarıyla bir tık daha sansürsüzmüş. O yüzden bunu tercih ettim ben. Kitabın ana karakteri Dorian Gray olağanüstü güzellikte bir adam ve bu güzelliğinden aldığı, çekiciliğinden aldığı güçle bir yozlaşmasını okuyacağız kitapta. Ben bunu lisedeyken sanıyorum yani çok böyle kötü bir çeviriden ve çok kötü bir yayın evinden okumuştum. Yine sevmiştim kitabı ama sanıyorum vermek istediği şeyi çok anlayamamıştım. Sadece böyle bir öykü gibi, bir hikaye gibi okuyup geçmiştim. O yüzden bu yıl gerçekten böyle ince ince işleyerek okumak istiyorum bu kitabı. Zaten kitabın kapağında da benim böyle hayatta en sevdiğim karakter olan Narkissus'u koymaları beni oldukça cezbediyor şu anda. 2020'de okuyacağım kitaplar arasında en çok heyecanlandığım kitaplardan biri bu. 2020'de okuyacağım ikinci kitap, 2019'da gerçekleştirememiş olduğum ve kendi kendime kalırsam ömür boyu gerçekleştiremeyeceğim bir hedefle ilgili ve kendimi geliştirmek için bir kitap almam gerekiyordu. Hayır diyebilme sanatı. Bunu benim kesinlikle öğrenmem gerekiyor. Yani bu hayatta benim asla yapamadığım bir şey varsa o da hayır demek olabilir. Gerçek bir yes girl'üm. Bana herhangi bir şey sorulduğunda, bir yere davet edildiğimde vesaire kesin giderim. Hani hiç hayır diye bir kavram yok hayatımda. Ve dolayısıyla artık 2019'da da hayır diyebilmek ile ilgili bir karar almıştım. Onu da gerçekleştiremediğimi görünce şu kitap karşıma çıktı. Zaten son dönemde inanılmaz popüler ki benim elimdeki 40. baskısıymış. Umuyorum en azından belli başlı konularda bir tık böyle ufkumu genişletir. Bir şeyler öğrenirim. Tabii ki bu kitabı okuyup da oley hayır diyebilen bir insanım diyeceğimi zannetmiyorum ama yine de böyle bu alanda da bir şeyler yapabilmiş olmak. Bir tık da kişisel gelişim kapsamında kitaplardan hiç haz etmem bu arada ama hani biraz daha böyle psikolojik altyapısı iyiyse, bilimsel bir dayanağı varsa seviyorum. Psikoloji okumayı seviyorum. Kişisel gelişim değil. Bu şu anda tam olarak hangi kategoridedir bilmiyorum. Okudukça göreceğim. Fakat dediğim gibi beni gerçekten adından dolayı çekmiş bir kitap oldu. 2020'de okumayı düşündüğüm üçüncü kitap ise Aslı Erdoğan Kabuk Adam. Bu kitabı bana o kadar güvendiğim insanlar önerdi ki gerçekten edebiyattan çok iyi anlayan, iyi kitabı, iyi yazarı çok iyi bildiğini düşündüğüm insanlar önerdi ve 2019'da ben bu kitabı almıştım. Fakat programım çok yoğun olduğu için hiçbir şekilde bu kitabı vakit ayıramamıştım. Kitaplıkta böyle baya sararıp solacak gibi hissettim ve 2020 ile ilgili planlamamı yaparken bu kitabın kenarda kalmaması için buraya ekleme gereği duydum. Kabuk Adam Aslı Erdoğan'ın ilk kitabı ve anladığım kadarıyla hikaye Karayipler'de geçiyor. Fakat onun haricinde çok fazla bilgi sahibi değilim. Aslı Erdoğan'ın üslubu ve yazım tarzının bir tık daha farklı olduğunu duymuştum. Bu nedenle merak ediyorum. Yani her zaman okuduğumuz ve alışık olduğumuz üslubun ve anlatım tarzının bir tık daha dışında bir şey okuyacakmışım gibi hissetmek bana heyecan veriyor. Eğer okuduysanız ve beğendiyseniz lütfen bana spoiler vermeden aşağıda yorumlarda belirtin. Bahsedeceğim diğer kitap yine dünya çapında inanılmaz ünlü ve distopyaların babası, böyle bir şey olamaz. Bu kitabı niye hala okumadın diye beni linç edeceksiniz ama evet 2020'de okuyacağım. Cesur Yeni Dünya. Cesur Yeni Dünya benim için sürekli böyle
kıyısından kenarından geçtiğim ve asla elimi uzatamadığım bir kitap olmuştu. Sebebini bilmiyorum. Distopyaları çok sevdiğim halde nedense bu kitabın böyle bir tık daha ağır olacağını, yani okurken çok zorlanacağımı ve psikolojik olarak beni çok yoracağını hissetmiştim. Bu nedenle bir türlü Cesur Yeni Dünya'ya bir şans veremedim. Kitaplığım da bayağıdır bekliyor. Bu yılda artık okuyamadığım distopyaları bitirmek için ciddi bir karar almış durumdayım. Çünkü en sevdiğim türlerden biri ve Cesur Yeni Dünya'yı uzun zamandır merak ediyorum. Bu nedenle Cesur Yeni Dünya'da 2020'de okuyacağım kitaplar listesine girdi. Şimdi bahsedeceğim kitapsa 2019'da okuduğum en iyi 5 kitabın yazarlarından birine ait. Ve ben o videoyu yayınladığımda aşağıda birçok insan bana bu kitabı önermişti. Mutlaka okumalısın diye ve ben de sizi dinledim ve aldım ve okumaya başladım. John Fowles Büyücü. Şu anda 120. sayfasındayım. Ve hissediyorum ki 2020 yılı biterken 2020'nin en iyi 5 kitabı listesine bu girecek. Yani John Fowles nasıl bir yazar, bu gerçekten nasıl bir bilgi birikimi, inanın anlayamıyorum. İnanılmaz seviyede kalın bir kitap sanırım. Evet, 677 sayfa falan. Ve elimi aldığımda böyle şeyi düşündüm. Ben bu kitabı nasıl çantamda taşıyacağım? Yani zaten çantam çok ağır ve ben bu kitabı nasıl okuyacağım? Aldım, hani girdim bir yola ama nasıl bitireceğim diye düşündüm. Çünkü hiç evde durmuyorum ve yanımda taşımak zorundayım. Fakat o kadar iyi yazmış ki gerçekten bütün böyle Yunan mitolojisiyle ilgili bilgileri alıyorsunuz. Bir yandan zaten kitabın bambaşka bir hikayesi var. Her şeyi çok güzel betimliyor. O betimlemeler bayağı böyle benim ağzımı sulandırıyor falan böyle. Yunanistan'da geçiyor ve Yunanistan'daki kısımları o işte güneşin vuruşuna kadar çok net hissedebildim. İnanılmaz heyecanlandırıyor bu kitap beni şu anda ve çok çok başarılı. Belki de hayatım boyunca okuduğum en iyi kitaplar listesine falan girebilir. Ciddi ölçüde beğendim şimdiden ve 2020'nin sanırım ikinci, üçüncü kitabı oluyor benim için. Evet, çok heyecanlıyım ve 2020'de okuyacağım kitaplardan biri de buydu. Sıradaki kitap ise Sibel Türker'in Hayatı Sevme Hastalığı. Bu kitabı Gizem'le beraber aldım. Baldan Beri'den Gizem. Ve daha önce de bahsetmişimdir. Gizem bir kitap önerdiği zaman ben hiç sorgulamadan alıyorum ve beni bugüne kadar hiç şaşırtmadı. Geçenlerde de Alev Almış Bir Genç Kızın Portresine gitmiştik Gizem'le beraber. O gün biraz böyle Mephisto'da gezelim dedik. Ve bu kitap benim ilgimi çekti. Gizem de işte bunun çok güzel olduğunu, daha önce okuduğunu vesaire anlattı. Tabii ki hemen heyecanlandım ve aldım. Bu kitap 2013 yılında Yunus Nadi Roman Ödülünü, Duygu Asena Roman Ödülünü ve Tepeyran Roman Ödülünü almış. Yani halihazırda benim için referansları çok iyi olan bir kitap. Kitabın adı da ilgimi çekti. Onun haricinde arkasından biraz baktığım zaman, spoiler vermek istemiyorum çünkü kitabın arkasını okudum diye bana kızanlar olmuştu ama yakalandığımız bütün hastalıkların tek bir kaynağı vardır. Hayatı sevme hastalığı diyor. Çok merak ediyorum ve büyük ihtimalle çok seveceğim bir kitap olacak bu da. 2020'de okuyacağım bir diğer kitap ise İklimler. Yazarın adını okuyamayacağım çünkü sanıyorum Fransız bir yazarımız ve telaffuzunu büyük ihtimalle yanlış yapacağım. İklimler benim doğum günümde çok sevdiğim arkadaşım Şevin'in bana hediyesiydi. Ve biraz böyle bir küçük başlamıştım. Çok güzel bir aşk hikayesi olduğunu biliyorum. Sonrasında araya başka başka kitaplar girdi ve bırakmak zorunda kaldım. Şimdi ise gerçekten çok merak ettiğim ve kenara atmak istemediğim bir kitap olduğunu fark ettim. Normalde aşk romanı veya aşklı herhangi bir içerik okumayı hiç sevmiyorum. Bilenler vardır diye düşünüyorum ve iklimler benim için böyle çok daha başka bir aşk hikayesi ve çok daha başka bir yazım tarzı gibi geldi. Şevin'in de almış olması çok tabii ki etkili bu konuda çünkü kendisi edebiyatla aşırı seviyede iç içe bir insan. Dolayısıyla iklimlerin çok çok başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten ayrıntılı bir inceleme videosu veya böyle aylık sohbetler videolarımda mutlaka bahsedeceğimi düşündüğüm bir kitap. 2020'de okuyacağım bir diğer kitap ise Walden Henry David Thoreau'nun kitabı. Ve ben bu kitaptan daha önce ya bir alışveriş videomda bahsettim ya da bir sonraki ay bu kitabı okuyacağım falan diye anlattım ama bilin ki okumadım ben o kitabı. Ve şu anda 2020 listeme dahil etmiş durumdayım. O videoda bir tık anlattığım için şu an videoyu çok uzatmamak adına anlatmamaya çalışacağım. Fakat şehirden tamamen uzaklaşan ve doğanın içinde yaşamaya çalışan bir modern insanı anlatıyor. Sivil itaatsizlik anlayışının öncülerinden sayılıyor yazar ve Walden Gölü kıyısında bir hayat sürüyor belli bir dönem. Kitabın kapağı ve renkleri çok hoşuma gitti. Bir yandan da Into the Wild
da hatırlattı bana ki yanlış hatırlamıyorsam Into the Wild filminde de bu kitaba bayağı bir gönderme vardı. Yani bayağı vardı herhalde, uydurmuyorumdur diye düşünüyorum. Bilin ki bir yerde sivil itaatsizlik varsa orada ben de varımdır. O yüzden 2020'de okuyacağım en iyi kitaplardan biri olacağını düşünüyorum bunun da. Zaten fark ettiyseniz şu ana kadar anlattığım kitapların hepsi bana çok umut veren kitaplar. Hani madem 10 kitap belirliyorum, çok iyi 10 kitap belirleyeyim diye düşündüm ve çok iyi 10 kitap belirledim. Bahsedeceğim diğer 2 kitap henüz elimde yok. Birisi siparişi verildi, yolda geliyor. Diğerinin siparişini bile vermedim. Siparişini vermiş olduğum kitap kafamda bir tuhaflık, Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'u ben çok seviyorum ve zaten Türk edebiyatının bence şu anda yaşayan en iyi yazarlarından biri. Orhan Pamuk bu kitabında 1969 ile 2012 yılları arasında İstanbul'da yaşayan birçok insanın hissettiği şeylere değinmiş. Tabii ki ben bunları böyle ön incelemeler neticesinde gördüm. Henüz okumadığım için çok böyle net bir bilgi vermem doğru olmayacaktır. Bir bozacının hikayesini anlatıyor ve insanın karanlık yönleri, tam olarak iç dünyasında hissettiklerine çok güzel değindiği söylenilen bir kitap. Orhan Pamuk'un okumadığım kitaplarından biriydi ve çok gerçekten fikrine güvendiğim, önerdiği kitabı direkt alacağım bir arkadaşım önerdi. Onun en sevdiği Orhan Pamuk kitabı buymuş. Bu nedenle ben de 2020 listeme eklemek istedim. Bahsedeceğim son kitap Doppler Erland Low. Doppler'i son dönemde çok fazla duymaya başlamıştık. Hatta üzerine söyleşiler falan oluyor sürekli bir yerlerde ve ben bu Doppler nedir falan diye içten içe geçirirken kitap kulübünden bir psikolog, bir de öğretmen arkadaşım üst üste bu kitabı önerdi. İkisi de çok fazla seviyormuş ve kitap kulübünde birlikte okuyalım, çok güzel bir şekilde inceleyelim diye düşündük. O nedenle 2020'de kitap kulübüyle birlikte okuyacağım kitaplardan biri bu. Doppler'de varoluşsal sıkıntı, bir burcu ve erkeğin orta yaş bunalımı gibi şeylere değinildiğini biliyorum. Fakat dediğim gibi henüz okumadığım için çok fazla şey söyleyemeyeceğim. Psikolog ve öğretmen arkadaşımla beraber kitabın alt metnini güzel bir şekilde yorumlayabildiğimizde ve aydınlatabildiğimizde konuyu ben de belki burada bir video çekerim diye düşünüyorum. 2020'de okuyacağım kitaplar bunlardı. Ben sürekli olarak yeni kitaplar alan ve yeni öneriler eşliğinde kendine yeni listeler oluşturan bir insan olduğum için 2020'de ondan fazla kitap belirlemek istemedim. Daha fazla kitap anlatsaydım ve onları okuyamasaydım sonra bana hani Sevde sen bunu okuyacaktın, nerede kaldı falan dersiniz diye bu kadar belirledim. Yine de sizin önerileriniz varsa eğer onları da aşağı bekliyorum ki 2020 listeme, hiç olmadı 2021 listeme falan ekleyebileyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.